Sayın Yılmaz şimdi dünyanın kaderini etkileyecek tarım ürünleri neler? Şimdi hani alt altyazımızda hangi ürünler altın değerinde olacak şeklinde ya. Mesela hani hep Çin'den örnek veriyoruz ama bu konuda tabii bu stok yapmış olduğu maddelerle ilgili dikkat çeken bir ülke. Mesela ben örnek vereyim buradan şöyle bakalım. Pekin stok politikasına bu şekilde devam ederse bu yıl dünyadaki Mısır'ın yüzde 69'u, pirincin %60'ı, buğdayın ise %51'ini Çin soklamış olacak. Çin 2021'de halka çağrı yapmıştı ve gıda stoklayın demişti. Şimdi buradan yola çıkarak öne çıkan stratejik gıda ürünleri hangisi? Hangi ürünler tarımın kaderini etkileyecek bu manada? Şimdi tabii Fulya Hanım burada temel konu Endüstriyel ürünler konusu aslında bir taraftan da. Yani biz e, tabii tahıl çok kritik, meyve sebze çok kritik bunların hepsini konuşuyoruz. Doğru, yani buraya kadar söylenen hiçbir konuya itiraz edeceğim bir şey yok. Ama sizin sorduğunuz yerden devam edeceğim noktada e, endüstriyel ürünler diye nitelendirdiğimiz işlenmiş gıdada kullanılan e, bazı ürünler var. Bunlar çok kritik hale geliyor. Zaten baktığımızda da e, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün aylık gıda fiyat endeksi hareketlerine baktığımızda da en çok artış bitkisel yağlar ve şeker grubunda oluyor. Çünkü bunlar aslında endüstriyel ürünler. Pek çok işlenmiş gıdanın içerisinde olan ürünler bunlar. Bunların talebi yani bu, bu tarz endüstriyel ürünlerin talebi, endüstriyel gıda ürünlerinin talebi bizim işte tahılda, meyve, sebzede olduğundan daha farklı da Gelişiyor Çünkü bunlar sanayide ara mamul olarak da kullanıldığı için bunların fiyatlama mekanizmaları, talebi ve stoklanmasına ilişkin daha kritik bir şey var, işleyiş var. Onun için bunlar aslında kritik ürünler. Mesela bunlardan başka ne var? Soya var. Soya çok önemli bir ürün. Yine mısır, o bitkisel yağların üretiminde kullanılan ayçiçeği pirinç gibi e, ürünler çi, çi, pirinç çünkü Çin açısından çok kritiktir. E, Çin'de biliyorsunuz çok tüketilir. Evet. Bu tarz e, ürünlerin e, bu tarz ürünlerin e, fiyatları ve küresel manadaki miktarı önemlidir. Şimdi ben bu konuya şöyle bir e, farklı bakış açısı getirmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi bizim alışkın olduğumuz dünya düzeni işte girift birbirine geçmiş, ülkelerin birbirleriyle ticaretlerinin olduğu, sınır kapılarının açık olduğu, Hasan Bey'in bahsettiği o e, işte serbest piyasa ekonomisinin işlediği liberal ekonomik düzen Global bizim alışkın olduğumuz bu. Bunun, bunu işletirken de ne yapıyoruz? Ya biz bunu iktisat dersinde işte mukayeseli üstünlük diyoruz. E, işte i̇şte kim hangi ürünü ne kadar ucuza üretebiliyorsa ona odaklansın. Diğerinden çıksın. Sen pahalı üretiyorsan onu üretme. Sen kendin ucuz ürettiğin bir ürünü üret. Onu dünyaya arz et. E, dünyada daha ucuz olan bir ürün varsa onu dünyadan al. Böylelikle her ülke kendi üretim avantajını kullansın diye anlatırız biz bunu iktisat derslerinde. Çünkü bu yazın bir yani bu literatür 1776 yılından beri serbest piyasa ekonomisi üzerine böyle kurgulanmıştır. Bugünkü sistemin işleyişi de budur. Ama kocaman bir ama var burada. Bazen öyle durumlar olur ki kıtlık gibi, savaş gibi, bazen bilerek ortaya çıkartılan krizler gibi o zaman bu ürünü başkasının ucuza üretiyor olmasının sizin için hiçbir anlamı olmaz. Bu bakımdan e, kritik ürünlerde e, daha stratejik planlamalar yapılması gerekir. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu, piyasa mekanizması vardır. Piyasa mekanizması bir taraftan da iyi bir şeydir. Devletler piyasa mekanizmasının içinde olmasın denir, regüle etsin denir. Kısmen belirli bir noktaya kadar bu fikre de katılırım ama bakın sadece regülasyonla olmuyor bu işler. Şimdi biz e, belirli piyasaları regüle ederiz. Kamu otoritesi, devlet otoritesi belirli piyasaları regüle eder. Regülasyondan kastımız nedir? Mesela Toprak Mahsulleri Ofisi buğday fiyatlarının artacağını gördüğü zaman, hissettiği zaman hemen hızlıca buğday ithal eder veya deposundaki buğdayı piyasaya sürer, fiyatı aşağıya basar. Biz buna regülasyon deriz. Ama bu bazı durumlarda tek başına yeterli değil. O zaman tarım gibi stratejik sektörlerde devletin doğrudan planlayıcı ve üretici olacağı şekilde bunun adına sözleşmeli tarım mı deriz, bunun adına planlı tarım mı deriz, buna bir gıda güvencesi programı mı deriz bilmiyorum. Gıda güvencesinden kastım da şu. Yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tanımlamasına göre gıda güvencesi dediğimiz şey de şu. İhtiyaç duyulan gıdaya zamanında yeterli miktarda ve uygun fiyatlarla erişebilmektir gıda güvencesi. Hı hı. Bunun için stratejik bir sektör olarak tarımı görüp bir gıda güvencesi programı mı yaparız? Veya sözleşmeli tarıma ilişkin uygulamaları artırır mıyız? Ee, burada planlı bir tarım politikasını, işte kimin ne kadar ekeceğine karar vereceğimiz bir sistem mi geliştiririz? Bu Teknik bir konu. Bunu Tarım Bakanlığı'nın bürokratları, ilgili kurumlar ayrıca tartışıyor olmalıdır. İşte kalkınma planlarının içerisinde de ben de hasbel kadar bazı e, grupların içerisinde yer almıştım 11. kalkınma planının içerisinde. Bunlar tartışılıyor ilgili akademisyenler, piyasa uzmanları ve kamu otoritesi tarafından. Ama bugün geldiğimiz noktada bu iş çok daha stratejik bir hale geldi. Artık işte Sayın Pekin'in de altını çizdiği üzere ya bu Bizim işte e, geçici bir şey bu. yani bu iş bit, bittiğinde her şey normale dönecek diyeceğimiz bir şey olmamalı bunun ne kadar uzayacağı sorusunun cevabını bilmiyoruz. Şimdi evet. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleriyle girdikleri Ticaret Savaşı'nın içerisinde bir sürü parça var. Bunun içerisinde istihbarat savaşları anlamına gelecek 5G veya alçak irtifa uydu teknolojisi var. Bunun içerisinde çip teknolojisi var. Bunun içerisinde e, küresel ticarette para birimi hangisi olacak bu var. E, bunun içerisinde Amerika'nın Çin'e verdiği dış ticaret açığı var ama bunun içerisinde bir de bu kritik tarım ürünleri meselesi de var. Bakın Amerikan Başkanı Trump koltuğa oturur oturmaz iki tane şeyi iptal etti. Bakın daha büyükelçi atamadan önce Amerika'daki bürokratları atamadan önce Amerikan Başkanı Trump'ın attığı iki tane imza var. O da Amerika Birleşik Devletlerini çok taraflı ticaret anlaşmalarından çekmekti. Neden çekti çok taraflı ticaret anlaşmalarından Amerika Birleşik Devletlerini? Çünkü Amerika şöyle görüyor: tek başına Amerika ile mukayese edilemeyecek veya masada anlaşamayacak ülkeler, ülkeler bir araya gelerek bir güç oluşturuyorlar ve Amerika'ya <laughs> karşı bunu kullanıyorlar. Bunun başını da Asya <laughs> kıtasında Çin çekiyor. Bunun içerisinde hangi ürünler var diye bakın gıda da var. O zaman bu işin nasıl işlediği açısından baktığımızda, bugün biz sistemik bir kırılmanın tam ortasında olduğumuz için çok farkında olmasak da önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl başımıza gelebilecekleri planlıyor olduğumuz için, başımıza gelebileceklere karşı plan yapıyor olduğumuz için çok dikkatli, çok stratejik hareket etmek zorundayız. Yani burada, efendim işte Mısır'da özür diliyorum, Rusya'dan buğday gelmezse gelmesin, başka yerden getiririz. Ha bu arada, Türkiye'nin buğdayı kendi kendine yetiyor. Biz dahilde işleme için buğday alıyoruz. Doğru. Evet. Ama bazı sektörler de bu buğdayı alıp ihraç ediyorlar. Evet. Ya burada şöyle bir şey de anlaşılmasın. Hani bizim buğdayımız yetmiyor, yetmeyen buğdayı dışarı Hı -hı. öyle değil. Türkiye'nin buğdayı kendisine yetiyor. Yeni bir planlamayla ilave ekilmeyen arazilerle daha da fazlasını üretir. Doğru. Türkiye ama buğdayı ithal etmek zorunda kaldığı şey ne? Türkiye'de dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından alınan buğday içeride işleniyor, çeşitli gıda ürünlerine dönüştürülüp ihraç ediliyor. Bu aynı zamanda döviz getirici bir faaliyet evet. Türkiye açısından. Şimdi, Şimdi bu meselede baktığımızda her bir ürünün böyle tek tek bakılması lazım. Bunun içerisinde şeker de var. Kritik bir şey söyleyeyim. Evet. çok önemliydi. Bu konuyla Gözden ilgili kaçtı. son cümleniz olsun başka bir başlığa geçeceğim Sayın Yılmaz. Hemen bitiriyorum ama bunu izleyicilerimize mutlaka altını çizerek söylemek tamam, istiyorum. Tamam son cümleyeyim. Türkiye bunu görerek bazı adımlar atmaya başlamıştı. 2021 yılı içerisinde özelleştirme idaresi kapsamında olan 15 tane şeker fabrikasını Türkiye özelleştirme kapsamından ben çıkartıp çıkarttım. Varlık Fonu'na devretti ve modernizasyonu ile ilgili projelere başladı. Ya. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu ikinci konuda ee... herhalde şey anlaşması değil mi? İklim anlaşmasından çekildi. Evet.